Evet, selam arkadaşlar, ee, bugün size e, dışarıda ile beraber e, çekim yapmaya karar verdik, Veli Bacık. E, dedim ki müsait misin, gel dedim bir dışarı çıkalım. Şimdi bir takipçimin bana bir sorusu vardı ve onun üzerine ben bu güzel dedim, bundan güzel bir makale olur. E, ama ilk çekimi dışarıda yapmak istedim bu güzel e, yaz pazar gününde. E, motorla atladık geldik güzel bir yer bulduk, e, insanlardan mümkün olduğunca uzak bir yerde. Size şimdi önce konuyu anlatacağım, sonra da hep beraber kodlara bakacağız tabii. Şimdi konu şöyle bir şey: bir takipçim SQL üzerinde yedekleme almak istiyordu yani backup ama şimdi diyeceksiniz ki bunda ne var? Bir database'de bir tabloda bir yere atarken diğer database'deki başka tabloyu da aynı anda atsın. Tabii ki bu kadar basit olsaydı böyle bir soru gelmezdi. Çünkü anlık 20 bin, 30 bin ee kaydın geldiği, güncellendiği, yeni kaydın girildiği bir DB olduğunu düşünün. Doğal olarak burada sunucuya gelen yükleri iki katına çıkartmak, yani iki yere birden iyi söyletmek tabii ki doğru değil. Ne yapmak lazım? Var olan sistemden ayrı asenkron bir iş yapmak lazım. Bunun bir sürü farklı yolu var. Hangisi daha optimize olur diye bayağı üzerine bir düşünmem gerekti. Mesela ne yapabilirsiniz? Tabii ki aynı yere iki tane şey yazmak değil de. Mesela database e atarken bir flag açabilirsiniz. İşte insert, update, delete flag'i. Bu flag'lerden birini işaretleyip kayıt atarsınız. Daha sonra arkada başka bir tane uygulama, bir servis. Ee, sürekli database'e gidip bu flag'li olan kayıtları bulup başka bir yere atabilir. Ama bu da doğru değil. Çünkü aşağı yukarı mesela kaydın hani e, kaydın 20 milyon, 30 milyon kayıt bir dibi de bunu yapmanız pek de sağlıklı değil. Bir de Ayrıca DB'yi zorluyorsunuz. Ayrıca var olan database üzerine yük getiriyorsunuz. E bu da tabi size ne yapıyor? E, bayağı bir e, yük bindiriyor. Sistemi zorluyor. Zaten yapılması gereken performanstan uzaklaştırıyor. Bu yüzden biraz daha üzerine kafa yormak gerekti. Şöyle bir şey yapsak. Tamam evet asekron bir yapı olacak. Bu kesin. Bir de minimum kod yazmamız lazım. Yani bu insert update işleri bu database'e birçok yerde yapılıyor. Diyelim ki elimizde 100 tane form var bir dolu da action'ınız var. MVC uygulaması olduğunu farz edelim. Ne yapacağız? Her yere kod mu yazacağız? Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bir tane action filter yazarız. Bunu da bir kontrolun tepesine koyarız. On action'ın on executing ve on executed'ında ki burada on executed'ında yani action bittikten sonra eğer işlem başarılmışsa yani kayıt silinmişse, güncellenmişse veya yeni bir kayıt girişi yapılmışsa bu işlem bitmiş ise bizim kodumuz devreye girsin. Buna action filter diyoruz. Ne yapacak? Ben dedim ki bir tane Q mekanizması olsun. Kendisi action'ına gelen datayı bu queue'ya atsın. Sonra ne oldu? Var olan sistemden tamamen bağımsız. Var olan SQL'in üzerine yük bindirmeden, var olan kodları değiştirmeden sadece bir tane custom action filter yazarak bu işi bitiriyoruz. Bir queue'ya atıyoruz. Artık var olan sistemden ayrıldık. Yani anlık 20 bin, 30 bin kaydın geldiği sistemi ve bunun DB'sini zorlamayacağız. Buradan ayrılan bunların dışında servisi yazalım ve bunları bir dakara koyalım. Hatta bunları çoğaltalım ve azura atalım. 100 tane mikroservis aynı anda ilgili RabbitMQ'yu dinlesin ve istediğimiz herhangi bir başka DB'ye ilgili kaydı arkadaşlar alsın atsın. Insert ise insert, delete ise delete, güncelleme güncellemeyi yapsın ve böylece bizim SQL'imizde anlık, real time, sadece değişen datalar üzerinde başka bir DB'ye yedeği alınsın. Peki şunu da yapabilirdi. Geceleri e, yani bunun DB çözümü de yapabilirdik. İşte mirroring var, e, snapshot gibi yapılar var. Hani DB çözümleri de var bu servis ve kod dışında. Ama onda da şöyle bir zorluk oluyor. Yani diyelim ki 30 terabayt bir datanız var. Bütün bu datayı alıp başka bir DB'ye bir daha atmanız gece boyunca gerekecek. Kim bilir ne kadar vakit alacak. Aynı zamanda yine bu DB üzerinde var olan DB üzerinde eğer geceleri de bir operasyonel işlem yapılıyorsa bunda da büyük zorluk yaratacak arkadaşlar. Bir de flekleme ile ilgili bir dezavantaj söyleyeyim gerçekten silme işlemi olduğu zaman bunu algılayamazsınız. Hani ben sonradan database'e bakayım dediği zaman silinen datayı neyi flikleyeceksiniz? Ancak belki izaktifini false yapıyorsa, hani silinme gerçekten silmeyip sadece bir flik atıyorsa o başka ama gerçekten fiziksel olarak data siliniyorsa bunu da arkadaşlar aynı şekilde database'i dinleyerek e, <laughs> yedeğini alamazsınız. E, doğal olarak böyle bir yapıyı işte size sorunu anlattım. Çözüm yolunda böyle yeşil ağaçlıklı e, arkada da motor fonu vererek e, arkada Size bir sunum yapmaya çalıştık. Bundan sonra arkadaşlar hep beraber kodları da alacağız. Ondan sonra da daha fazla, daha detaylı üzerinde de düşünmek isterseniz kitaptan da girip inceleyebilirsiniz. Hep beraber hadi gelin kodları inceleyelim. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar. Temiz havada size bahsettiğim, anlattığım konunun kodlarına şimdi daha tabii kapalı bir ortamda devam ediyoruz. Şimdi en başta arkadaşlar iki tane projemiz var. Bir tane projemiz e, a .NET Core MVC projesi, bir tane de microservice olarak düşündüğüm .NET Core yine konsol application olacak. İki tane de platformumuz var. E, bir tanesi işte Mac platformunda, Mac ortamındaki bulunan kodlarımızın bulunduğu, .NET Core'un bulunduğu taraf. Bir de arkadaşlar e, SQL tarafında, bu da Windows tarafında bulunan yer. Yani ben kısacası e, Windows tarafındaki SQL'e e, Mac tarafında bulunan application'ımla bağlanıyorum. Ve data işlemlerini burada yapıyorum. İki tane tablomuz vardı bahsettiğim gibi. Biri vehicle, bir de vehicle backup. Yani normalde gerçek senaryoda vehicle backup bambaşka bir sunucudaki bambaşka bir SQL tablosuna ait, SQL DB'ye ait bir tablo. Ama burada hani örnekçi amaçlı ve sizin de rahatça görmeniz için aynı DB üzerinde bulunan aynı sunucudaki backup tablosu. Böylece biz de rahatça kayıtların eşlenik olup olmadıklarına bakacağız. Şimdi kodlara birazcık daha incelersek. Evet. Şimdi bu projemiz arkadaşlar MVC projemiz. Bir de bu Mac üzerinde RabbitMQ koşuyor arkadaşlar. O da e, onu da arkadaşlar burada e, işte 13 bin, işte 15672 portundan görebiliriz. Şu anlık işte Vehicle şimdi aslında bir package var ama şu an herhangi bir açık olan hemen ortada bulunan herhangi bir paket yok. Şimdi hep beraber tek tek kontrol edeceğiz. Uygulamaya da gideceğiz. Şimdi öncelikle bir kod tarafına bir bakalım. Tablomuzun birinci tablomuz adı Vehicle. Zaten eşleri olan bir de Vehicle Backup var. İşte ID'si, name'i, üretilme tarihi, fiyatı. Bir de Operation Type var. Şimdi bu Operation Type aslında gerçekte, gerçek tabloda yok. Bu bizim sadece kod içinde kullanacağımız bir property. Tabii ki bunu böyle 1, 2, 3, 4 diye bırakmıyoruz. Bunun bir de enum karşılığını buluyoruz. İşte insert, update, delete yani kısacası arkadaşlar e, vehicle üzerinde yapılan operasyonel işler hangisi ise bizde backup olan vehicle backup da bu işlerden işte operation tipe göre ya insert yapacağız ya update edeceğiz ya da sileceğiz. E, kısacası bunun belirlendiği sadece kodda kullanılan taraf doğal olarak ne yapıyoruz? Not map tanımlıyoruz arkadaşlar yani bu şu anlama geliyor SQL tarafında ilgili tabloya geldiğimiz zaman Burada bize operation type ile ilgili herhangi bir şey yok. Yani biz e, data kontekstimizde çalışırken burada hemen ona da bir bakalım dal. Vehicle data kontekste. Burada ilgili tabloları bağlanırken arkadaşlar DB karşılığı olarak ne yapmayacak? Operation type'ı kayla almayacak. Onu maplemeyecek. Not mapped. Böylece işaretliyorsunuz. Gayet basit bir filtre. Şimdi vehicle backup tablomuzda yani backup alacağımız tabloda e, aynısı. Bunda da sorun yok. Önümü de konuştuk. ...data kontekstimizle de baktık. Şimdi... ...ben bütün işleri çözeceğim bir business katman... ...yarattım. I-Context. Yani e, aslında... ...size e, ya da... ...karşınıza bir yapı geldiği zaman... ...mesela diyelim ki daha juniorsınız... ...aslında karşınıza yapılacak işleri... ...bir döküman haricinde... ...böyle adlarıyla bir interfez gelse ne güzel olur değil mi? Siz de kendi sınıfınızı... ...bu interfezden türetseniz hatta belki... ...o da gelebilir. Yani... Ve böylece yapılacak işleri görseniz ne güzel olur değil mi? Mesela list vehicle ne yapacakmış? İşte vehicle datası alınacakmış. Spesifik bir vehicle datası ID'ye göre alınacakmış. Vehicle yani araç güncellenecek. Yeni bir vehicle girecek ve silinecekmiş. Bunlar da boolean dönecek. O zaman benim bir de data context'im olsa bu i context bu interfeyi ne tür i disposable unutmuyoruz. Çünkü using ile kullanırsam ben bu data context'i mutlaka disposable o i disposable olması lazım ne yapıyoruz? İşte zaten işte silinecek olan onu yazmadım bu örnekte. Yani size hiç silinecek olan kısmına girmedim. E, dispose kısımlarının zorunlu olan iDispose'dan türeyen iki tane metodu var. Onları tanımladım. Çünkü biz bunları işimiz bittiği zaman memoride yer kaplamaması için yüksek e, kullanımda yani fazlaca mesela anlık dedik 12 bin kayıt insert olacak. Doğal olarak bu 12 bin kere kullanılacak. Asenkron bir yapıda olacak zaten ama bakalım beraber. İşte e, vehicle datalarının getirildiği Bu da bir Gördüğünüz gibi data konteksten getiriyor Yani buradan vehicle data konteksten e, Ne yapıyoruz arkadaşlar Tüm listenin geldiği belli bir ID'ye göre getirildiği Yeni bir vehicle'ın Kaydedildiği veya Veya arkadaşlar Bir de var olan vehicle'ın güncellendiği Yani kırıt işlemlerinin Olduğu Metodlarımızı tanımladık Bu business katmanında bunun haricinde bir de arkadaşlar bunu konuşacağız. Backup filter var onu sonra birazdan konuşacağız. Bu bir MVC projesiydi. Hemen o zaman gelin hep beraber bunun kontrollerlerine bakalım. Burası view'umuz. Bunu da kapayım. Burası business katımız, Burası da kontrolörümüz. Home controller. Ne yapacağız? İşte index sayfamız var. İlk tüm datanın çekildiği get vehicle. Bakın bu using ile bu kontekstimizi kullanabilmemiz için. Data kontekstimizi arkadaşlar. Bu business katmanındaki data kontekstimizi. I disposable yapmamız lazım. Bunlar bazen basit olsa çıkabiliyor, sorulabiliyor. Tamam. Sonra ne yapmışız arkadaşlar? Kontrolümüze gidelim. İşte belli ID pardon, e, detayda belli bir ID'ye pardon, detayda belli bir ID'ye göre e, aracımızı, vehicle'ımızı getirmişiz. Onu view'umuza göndermişiz. Yine aynı view'a, index view'a. Bir de e, update kısmı var arkadaşlar. Burası önemli. E, update kısmında da arkadaşlar yine vehicle geliyor ve e, gelen e, bizim vehicle'ımızın hani model ID'sine bakmışım. Bu da şu işe arkadaşlar. Yeni bir vehicle mı? Eğer model ID'si sıfırsa insert'ı çalıştırıyorum. Değilse arkadaşlar update'i çalıştırıyorum. Şimdi burada önemli kısım şu. Şöyle bir servis filtre var. Ne demiştim? Var olan kod. Bunların var olan kodları olduğunu düşünün. Siz burada yani vehicle'a kurut işlemlerin yapıldığı bir projenizin böyle elinizde olduğunu düşünün. Sadece belki operation type yoktu. Kolonak. Siz onu eklediniz. E, bu not mapped dediniz ve e, data konteksten de yani kısacası Entity Framework'taki bu map edeceği tablodan da o kolonu ayırdınız. Bir tane enum yaptınız. Şimdi benim minimum iş yani minimum kodla maksimum iş yapabilmem için bir tane custom filtre yazmayı önerdim. Yazdığım custom filter'ın adı backup filtre arkadaşlar. Bu backup filter'ım arkadaşlar benim konulan action'ın üzerinde çalışacak. Yani hangi action'a girerse action'a Gir, girerken ve action'dan çıkarken çalışacak iki tane metodunu override dedim. On executing on executed. Bunu yani var olan kodların üzerine sadece bunu koyarak e, yazılan e, tablo haricinde başka bir tabloya da, başka bir DVD'deki veya tabloya da e, backup alınmasını var olan sistemden bağımsız olarak sağlamak istedim. Şöyle yani backup filtreye bakarsanız bu bir custom filter. On executing ve on executed var. Yani action'a girmeden önce hemen başlarken bir de girdikten sonra ekşine girmeden önce gelen modeli arkadaşlar ben vehicle'a atıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Buraya gelen parametrik olan bu vehicle modeli ben burada yakalıyorum, alıyorum. Bunu on executed'ında yani modelden action'dan çıkarken yakalayamıyorsunuz. Burada on executed'ında yakaladım ve bu çok önemli en başta this.dat dediğim bir tane lokalde kullandığım bir değişkeni bunu bunu atamıştım, kestedim. Sonra bunu HTTP konteksle o session, o client için geçerli olan o konteksteki değeri atadım. Niye? Çünkü anlık olarak farklı sessionlarda e, 10 bin tane kayıt aynı anda girilmeye çalışırsa bu lokal değişken her bir session için farklı davranacak. O yüzden de arkadaşlar e, o current context yani HTTP kontekstteki vehicle'a bu değeri atadım. Amacım şu on execute'unda yani o işlem başarılmışsa ben home kontrola geldim. Insert veya update ettim ve çıkıyorum artık. Başardım. Herhangi bir hata yok. İşte oradan ayrılma durumunda ne yapıyorum arkadaşlar? Geliyorum. Burada arkadaşlar Q'ya bir tane RabbitMQ'ya vehicle dediğimiz ki onu da şuradan şöyle söyleyeyim. Öncelikle Mac tarafında arkadaşlar basitçe e, RabbitMQ Server şeklinde RabbitMQ'ya ayağa kaldırıyorum. Default portu 15.672 portu. Ve burada arkadaşlar vehicle e, bekleyecek olan kıyı oluşuyor. Şu anda hiçbir sıfır şu an yok. Niye? Çünkü biz daha çalıştırmadık. Çalıştırdığımız zaman arkadaşlar ilgili kıyıya gelen e, değeri yani şu benim hiç bir kontrolümüzdeki gelen modeli atacağım. Yani güncellenecek ve e, yeni kayıt olarak girecek olan vehicle modelini RabbitMQ'ye atıyorum. RabbitMQ'ye atadığım bu değer arkadaşlar nasatıyorum serialize ederek atıyorum ve bu vehicle'a atılırken üzerinde operation type'ı da var. En yani insert mi delete mi olacağı da belli. Bu RabbitMQ'da duracak. Daha sonra buraya kadar iş böyle. Sonra bir mikroservis yapıp RapidMQ'den alacağız. Burada en önemli amaç ne? Var olan sistemde. Yani ben home controller'ımda. Artık ilgili SQL DB'sine gitmek istemiyorum. Burada bir daha iki yere de yazabilirdim. Olmazdı ama 12.000 yerine anlık kayıt gelmiş. 25.000 kayıt olacaktı. SQL DB zorlanacaktı. Bir bu. Bir de bunun üzerine işlem gelecek. Ben ne yaptım? RapidMQ'de başka bir sunucuda olduğunu düşünün. Bu projeden çıktım. Bunun üzerinde zaten yeterince yük var. Ben bunun üzerindeki yükü başka bir mikro servis olan başka bir projeye aktardım. RabbitMQ'da bu sistemden bağımsız hale getirdim. Bir de şu an ilgili database'e yani o RabbitMQ'den aldığım datayı arkadaşlar e, tabii ki şu an aynı tabloda, aynı DB'deki bir ta, farklı bir tabloya yazıyor ama gerçek hayatta da farklı bir database'deki farklı bir tabloya yazdığınızı düşünün. O zaman tamamen sistemden soyutladınız. Ben RabbitMQ'yu alarak var olan MS Application'dan kurtuldum. Başka bir DB'ye de backup'ı aldığım zaman var olan DB'de herhangi bir yük bindirmemiş oldum. Yani en maksimum e ee, en az sisteme yük getiren asenkron dediğimiz var olan sistemden ayrılan şekilde bir iş yapmaya çalıştım. Bir de bunları yaparken tabii minimum kod yazmak istedim. E ee, minimum kodla maksimum iş. O yüzden de bir tane action filter yazdım. Bu action filter arkadaşlar update'e bu update aslında hem insert yapabiliyor hem update. Aslında öyle bir action. Adı farklı olabilir. Update or insert de diyebilirdim adına. Ya da başka projelerinizde siz bunu kontrolörün başına koyarak tüm action'larda ilgili filtrin çalışmasını sağlayabilirsiniz. Backup filter'ın. Şimdi bir de .NET Core'da ilgili filter'ın kullanılabilmesi için Startup CS'de arkadaşlar tabii ki Configuration Service'de bunun bu şekilde burada olduğu gibi tanımlanıp belirtilmesi gerekiyor ki kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bir de bizim mikro servisimize. Bakalım yani burası tamam. Şimdi sıra geldi. Ee, mikro RabbitMQ'dan ilgili vehicle modeli alıp operation type'ına göre belirlenen başka bir database'deki tabloya yazan sisteme. Hemen bakalım. O da bu. Bunda da yine modellerimiz vehicle ve vehicle backup var ve o enum olan operation tipimiz belli. Yine data access var. Bu bu sefer mesela gerçek senaryoda bambaşka bir DB'deki bir başka bir yani bambaşka bir sunucudaki yani SQL server'daki bambaşka bir database'e e, mesela backup LuckyDB gibi bir database'e e, ilgili işte tablosu da yazıyor olabiliriz. Yani backup, back, e, vehicle backup bambaşka bir sunucudaki başka bir e, database de olabilir. Böylece var olan sistemi hiç yormazsınız. Ama ben şimdi farklı farklı database'ler, farklı farklı aslında bir sanal daha sunucu yapabilirdim. Ona girmedim. E, gelelim program CS. E. Esas burası. Şimdi bizim bir, bildiğiniz bu bir .NET Core Class e, application, konsol application. Burada da arkadaşlar işte localhost'a bağlanıyorum. Bu RabbitMQ'nun bulunduğu sunucu da yine benim bu Mac üzerinde. Bu da apayrı bir yerde bir cloud sistemindeki bir e, Q mekanizması RabbitMQ olabilir. Veya belki Kafka olabilir, MSMQ olabilir. Herhangi bir Q mekanizması olabilir. Ben bu projede RabbitMQ'yu tercih ettim. Vehicle e, kanalın aslında Vehicle'ı dinliyor. Ve dinleme sırasında eğer herhangi bir şey yakalarsa, herhangi bir model gelirse onu alıyorum. Vehicle backup'a deserilize ediyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Yani burada şöyle bir şey. Ben uygulamayı uygulamada e, RabbitMQ'ya bu backup filter'da atarken vehicle tipinde attım arkadaşlar. Yani benim aslında burada modellerden hiç vehicle backup'ı tutmayabilirdim. Sadece hani size anlatma sırasında onu dursun diye. Vehicle tipinde atabilirdim. Tamam mı? Nasıl atıyoruz burada onu da görelim yakaladığı model var ya arkadaşlar burada Home Controller'da yakaladığı model zaten Vehicle. Şimdi gelelim klas e, öbür konsol e, aplikasyonunuza mikro servisimize. Burada ama Vehicle Backup'a destelaz ediyoruz. Edebilirsiniz. Niye? Çünkü Vehicle ile Vehicle Backup birbirinin eşleniği. Aynısı arkadaşlar. Doğal olarak aynı e, kolon, aynı property şemalarına sahip olduğu için buna göre destek edebilirsiniz. Hatta şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İşiniz e, optimizasyonsa, işiniz daha da performansa burada e, Newton Soft kullandım arkadaşlar. Sizin çok daha lightweight dediğimiz, çok daha küçük, yani gereksiz hiçbir e, paketin bulunmadığı, çok daha minik e, e, deserilize, serilize iş yapacağınız kütüphaneler var. Hatta kendiniz de yazabilirsiniz. O, onları kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın performanslar, o apayrı bir e, makale konusu. O zaman bu deserilize ve serilize işlemleri çok daha e, optimum hale gelebilir arkadaşlar. Burada yani daha da hızlandırabiliriz. Sonra gelen vehicle backup'taki ya da bizim yani vehicle olarak gönderdiğimiz operation tipimize göre insert veya update işlemi yapıyor. Ne yaptık bunu ilgili Q'dan aldık ve gittik yine data kontekstimiz olan yine burada da işte ilgili vehicle backup'a arkadaşlar bunu yenisi ise yani yeni bir kayıt olarak kaydedik ya da var olan kaydı güncelledik ve işimiz bitti arkadaşlar. Yani ve sonra da dinlemeye tekrar devam ettik yeni bir package var mı diye. Böylece ne yaptık arkadaşlar? Hemen beraber bir bakalım. Uygulamayı bir çalıştıralım. Zaten çalışıyor şu anda. Ee, şurası. Gördüğünüz basit bir krüt işlemi. Ben bir tane vehicle'a değerine geliyorum. Şurada duruyor. Şu anda mesela 2011.01 işte 3 adette değer var. Hemen SQL tarafa da bir geçelim arkadaşlar. Ona da bir bakalım. Bunu hemen execute edelim. Gördüğünüz gibi kayıtlar aynı. Mesela hangisi için çalıştığımı bilmemiz. 2011-01. Mesela bu, bunu gidelim sayısını değiştirelim ve iki tablo içinde nasıl yapıldığını, değişip değişmediğini görelim. Şimdi gelelim şeye. Ee, ne derler? Ekranımıza. Evet. Şimdi mesela bunun sayısını 8'e çıkarıyorum. Ee, tarihini de şimdilik hani hemen elle hızlıca değiştireyim. Ne bileyim yani. Mesela 17'si olsun. Tamam mı? Çok önemli değil. Sonra bizim şu anda RabbitMQ'muz boş. Bakın herhangi bir paket yok. Ben bunu güncelleye tıkladığım zaman orayı tıkladım. O gitti. Bakın paket e, geldi gitti hatta çok hızlı yaptı. Aslında durdurmak lazımdı. Şu an ne musunuz? RabbitMQ'ya attım. Başka bir mikro serviste RabbitMQ'dan aldı ve işledi. Bunu hızlı daha yavaş sürmesini sağlarız, yaparız. Hemen bir bakalım. Execute ettiğimiz zaman da gördüğünüz gibi 8-8 ve e, ve oyun, yani Aynı yılın 17'si olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu biraz daha şey yapalım. E, yavaşlatalım ki hani siz RabbitMQ'ya package'in geldiğini görün. Onu nasıl yapacağız? O da basit. Ben geliyorum. E, console Application'ımı durduruyorum. Tamam mı? Hemen Console Application'ımı durduralım. Şu. Evet. Şimdi artık arkadaşlar ilgili RabbitMQ'yu dinleyen hiçbir şey yok. Şu anlık. Tamam mı? Bilas. Ee, artık hiçbir şey dinlemediğine göre bir, bu sefer Chrome'da çalışalım. Tamam mı? Chrome'da oradan açayım. Süper. Kayıtlar burada. Şu anda arkadaşlar herhangi bir kayıt güncellemesi veya giriş yaptığım zaman RabbitMQ'da e, herhangi bir e, oradan onu alıp eriten bir sistem olmadığı için rahatça göreceğiz. Mesela detaya gelelim burada. İşte burada mesela tarihi arkadaşlar 2018 yapmayalım. Daha 2017 yılının e, Haziran ayının 3'ü yapalım. Tamam. Güncellen miktarda 21 olsun. Güncelleyelim. Güncelledik. Şimdi bu arkadaşlar RabbitMQ'da rahatça görülecek bir paket haline geldi. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir paketimiz de var. Ve bu e, Vehicle e, Database'inde güncellenmişken e, Vehicle backup'ta daha henüz bir işlem yapıldığı bekliyor. Hala bekliyor. Güzel. Bir tane de yeni bir kayıt girelim yeni kayıt gir. İşte test olsun. Ondan sonra tarih günümüz olsun. Ve miktarı da 55 olsun. Kaydet dedik. Buraya da geldi. Bu da arkadaşlar RabbitMQ'ya eklendi yeni paket olarak. Hemen bakalım. RabbitMQ'ya gidelim. Gördüğünüz gibi paket sayısı 2 oldu. 2'ye çıktı. Harika. Şu anda artık işlenmeye hazır. iki tane kaydımız var. Biri update, biri insert. Ne görüyorsunuz burada? Ne aklınızda canlandı? Var olan sistemdeki mikro servisler dursa bile e, hiçbir şey e, fail olmuyor. Yani hiçbir proje aslında devam edebiliyor. Ne işe yaradı arkadaşlar? İlgili kayıtlar güncellemeye devam ediyor. Bizim Q'lerimiz, RabbitMQ'muz doluyor. Ne zaman biz mikro servisleri çalıştırmaya başlarsak e, backup'lar alınmaya başlayacak. ilgili değişen kayıtlar veya yeni girilen kayıtlar için. Bir database tarafına bakalım arkadaşlar. Database tarafında da şöyle bir şey olması lazım. Bunu execute ettiğimiz zaman arkadaşlar bakın birinde 3 kayıt var öbüründe 2 kayıt var. Daha insert olan kayıt belli olmadı. Bir de güncellenme vardı. 21'i 2017'sine çekmiştik. Hala bu işte 2014'lerde duruyor. Çok güzel. Ee, bir de bir şey dikkatimi çekti. Şimdi çekti arkadaşlar. Insert işleminde arkadaşlar price'ı da girmemişim. Demek ki ekrana price field'ını koymadım. Fiyat field'ını ona da bakarız. Şimdi biz bu mikro servisleri bir çalıştıralım. Bakalım şimdi Windows tarafına tekrardan geliyorum. Burada hemen .NET Run diyoruz. Ne yapacak? Bizim RabbitMQ'lerimiz tıkır tıkır içindeki paketler eriyecek. Bakalım şimdi buradan göreceğiz. Ready'de iki tane var. Mikro devreye girdiği zaman ilgili Vehicle Queue'yu dinleyecek. Oradan kayıtları tek tek alacak ve işlemeye başlayacak. Ne olacak? Bizim gördüğünüz gibi tertemiz iki tane da dağıldı. Hem Insert e hem Update'i. E. İlgili backup işlerini yaptı. Ne oluyor? Var olan sistemden ayrı asecron olarak çalıştı. Hemen SQL'e de gelelim. SQL'de de görelim. Ne oluyor? Execute diyoruz. Bakın güncelleme oldu. Aynı 21. Test işlemi de oldu. Yeni kayıt da girdi. Hazır elimiz elimizdeymişken aslında burada prize null geliyor. Büyük ihtimalle ben onu view tarafta da yapmadım. Bir bakalım hemen. Hep beraber görelim. Onu da düzeltelim. Hem de canlı canlı videoda düzelmiş olsun. Eksiksiz olsun. Hemen modelimize bakalım burada prize'e girmemişim. O zaman durdurmak gerekiyor. Tamam durduralım. Yapalım yani. Canlı canlı düzeltelim. Terminalden durduruyorum. O zaman şey de durdurmam lazım. Hemen bakalım. Ee, mikro servisimizi de bir durdurmamız gerekiyor. Onu da durdurdum. Tamam. ikisinde de düzelteceğim şimdi. Önce düzelteceğim dedim. Ekleyeceğim yani aslında. Ne yapacağız? Public. Ee, neymiş bizimkisi? Decimal mı? Long mu? Kaça kaç yapmışım? Bakalım database karşılığına. Price'ın. Decimal. Tamam. Price diyelim. Harika. Aynı işlemi. Ne yapacağız? Aynı alanı. Tabii ki Vehicle Backup'a da ekleyeceğiz. Price atlamışım. Bunu bu şekilde kaydedip değerleyelim. Aynısını tabii nerede yapacağız? Mikro içerisinde de yapacağız. Hemen yapalım hızlıca. Bitsin. Ha, bitmeyecek. Modeli yapmamız yeterli değil. Bir de şey de yapmamız lazım. Nerede? Vehicle burada. Yok. Evet burada. Evet, vehicle backup'a da aynısını yapalım. Bunu da değerleyelim arkadaşlar. Şimdi bir de görsel işimiz var. Niye? Çünkü HTML'lerde de değiştirmemiz lazım. Burada. Hemen view'uma geliyorum. Index'te de aslında kolonu belirtseymişim iyi olurmuş. Onu da yapalım. Tamam. Her yerde düzeltelim. Toplu bir düzeltme olacak fiyat. Evet. Burada da işte fiyatı neyden sonra koydum bile unuttum. Addan sonra price var. Name'den sonra price olacak. Şurada. Hemen buraya da kıllım. Burası price. Süper. Bunu da gidelim bir de detay sayfasında da yapalım. Bitsin. Evet. Yani hem güncelleme hem addan sonra prize olsun. Böylece online bug fix itinayla yapılır. Evet. Prize diye ümit ediyorum. DB karşılığı prize'dı. Bakalım garanti olsun. Evet prizemiş süper. Şu an herhalde bu kadar. Bitti. Şimdi bunları zaten ayaktalar. Hemen görelim diğeri de çalışıyor mu? Yani evet her şey yolunda gibi gözüküyor. Bir daha bakalım şimdi. Bakalım ne olacak? Evet. Dönüyor. Hoba. Evet decimal bekliyor fakat null geliyor diyor. Niçin? Kayıttan dolayı. Var olan bir kaydın değeri gelmiyor. Demek ki ne, ne yapmamız lazım arkadaşlar? Nullable yapmamız lazım. Nulla izin vermemiz lazım. Hemen onu da yapalım. Bir daha değerleyeceğiz. Modelimize geliyoruz. Hani ben kaydı giremediniz yok diyelim. Gerçekten bu şekilde. Yani o yüzden senaryoyu bozmuyorum. Nullable alana izin vereceğiz. Bunu label'a izin vereceğiz. Çünkü burada zorunlu olarak bekliyor. Kaydedeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canlı ortamda da BugFix hiç kolay bir şey değil. Her şey olabilir. Böyle rahatça da durduramaya da her şeyi. Prize'e e gideyim hemen de Sibyl'a label diyeyim durdurayım yapamayabilirsiniz. Bazen kayıtlar üzerinde de oynayabilirsiniz. Süper. Tamam. Şimdi bir daha bir daha bakalım. Bunu mecburen durup derdimiz gerekecek. Evet bunu derledik. Bu da daha derlenmemiş, daha çalışmıyor. Çünkü daha kayıtlı olmayan varmış arkadaşlar. Bunu da derleyelim bir daha. Tamam. Şimdi bakalım işlere. Evet arkadaşlar iki taraf içinde derleme işlemi bitti. Biraz vakit aldı. Herhalde büyük ihtimalle. Evet şu an her şey ayakta. Bakalım hep beraber. Şimdi bu hatayı geçelim. Şöyle yapalım. Normal sayfamıza geri dönelim deneyelim işte. Gördüğünüz gibi geldi. Fiyat da geldi. Bunun içinde null. Ne yaptık? Nullable alan ekledik. Şimdi bir daha yeni bir tane kayıt girelim bakalım. Bunun da adı test 5 olsun. Fiyatı artık fiyat var. 123 nokta işte 55 lira olsun. Ucuz, sudan ucuz. Bugünkü tarihi olsun yine. Adedi de 2 olsun. Kaydet diyoruz. Evet geldi. Hemen bunun e, RabbitMQ'muza da bir bakalım. RabbitMQ'da bir sorun var mı? Orada da erimiş, ilgili data alınmış. Hemen gelelim arkadaşlar, bir daha execute diyelim. Ve gördüğünüz gibi artık price da girilmiş oluyor. Böylece ne yaptık arkadaşlar? Var olan sistemden tamamen asenkron yapıda bir sistem oluşturup e, minimum kodla maksimum iş yaptık. ne yaptık? Action filter'ımızı yarattık. Action filter'ımızı gittik arkadaşlar. Sadece işlem olan action'larımızın üzerine koyduk. Böylece zaten minimum kodla uğraşmış olduk. İlgili action ilgili hangi action üzerine işlem yapılacaksa hep aynı kod çalışıyor. Kendisine gelen modeli RabbitMQ'ye ekliyor. Onu da filter'ımızla yazdığımız custom fill, backup filter ile görüyoruz. RabbitMQ'ye ekliyor. Daha sonra da ilgili RabbitMQ'yu dinleyen bir başka mikroservis, o da var olan sistemden tamamen bağımsız, belirlediğimiz başka bir sunucudaki SQL DB'ye bağlanıp RabbitMQ'den almış olduğu kaydın backup'ını o ilgili tabloya insert veya update ediyor. E, arada da çalışma sırasında işte ufak bir de canlı canlı bug fix yaptık. Böylece arkadaşlar bu makalenin de sonuna geldik. Böylece arkadaşlar 12 bin kayıtlık anlık işlemin olduğu içerisinde 1 milyon kaydın bulunduğu bir DB'yi geceleri belli bir saatte bir backup almak yerine sadece değişen dataları hem de anlık real time olarak yani diyebiliriz çünkü Q'dan aldıkça çalışacak yani bütün gece e, beklemenize gerek kalmayacak ve artı bütün e, mesela atıyorum işte 1 milyon kaydı bir daha yediğini almanıza gerek kalmayacak sadece üzerinde işlem yapılan yani yeni girilen veya güncellenen kayıtları e, silmeyi bu örnekte yapmadım. Böylece kolayca daha performanslı bir şekilde aktarmış, backup'ını almış olduk. Yeni bir bakalde görüşmek üzere, hepinize hoşçakalın.